Tamam. İlk gününden beri hep karşılaşırız, hep muhabbet ederiz, yedikleriz. Çok sağ olun sizin için. Şey söylemeden önce şey söylemek istiyorum. Biraz önce Ahmet Uluçay'ın fotoğrafını görünce bayağı içim sızladı. O fotoğrafı ben çektim. Bugünü kısaca anlatayım isterseniz. Mayıs sıkıntısı filminin üzerinde senaryoyu bitirdikten sonra Ahmet'ten de küçük bir anekdot almıştım izniyle tabii. Birlikte üzerinden bir geçelim diye Eskişehir'e gidiyorduk birlikte, onu köyünden aldım. Domaniç bölgesinden geçerken birden kar gördük. Ve çok heyecanlandık, yani hiçbir yerde kar yoktu ama orası yüksek olduğu için. Birden kar görünce arabayı durdurup indik, birbirimizi çektik falan karda. Tabii fotoğraf makinesini koyacak bir yer, tripod falan olmadığı için aslında ikili bir fotoğrafımız var orada. Onu ben sonradan iki fotoğrafı birleştirerek yaptım. Aslında tek tektir onlar. Daha sonra üç gün birlikte biraz senaryo üzerinde çalışıp cilaladık Mayıs sıkıntısı senaryosunu. Çok sevdiğim bir insandı. Büyük bir sanatçıydı bence. Yani onun hayata baktığı gibi sanatsal bakan bir insan hiçbir zaman tanımadım. Yani onunla yaptığım sohbetleri her zaman çok özlemişimdir. Bazen kavga ederdik, bazen bağırışır çağırır ama yani muhakkak çok derin bir insandı. Hiç şaşırtırdı, siz devamlı şaşırtırdı. Yani bakkala giderdi mesela. Döndüğünde orada bir hikaye yazardı. Orada gördüğü bir adamı öyle bir anlatır ki size şaşırır kalırdınız, yani öyle bir insandı. Onu da almış olayım. Tekrar çok teşekkür ederim tabii bu ödül için. Madem tekrar çıkmam gerekti, ben birkaç teşekkür ettim o zaman. Tabii bütün ekibime tek tek çok teşekkür ederim. Çok uyumlu bir ekipti bu defa. Bütün oyuncular. Beni hiç uğraştırmadılar gerçekten. Çok iyi oyuncularla çalıştığımı düşünüyorum. Ortak senaristlerim, Ebru'ya ve Akın'a çok teşekkür ederim. Tabii Akın, güncesini benimle paylaştı. Çok samimi, dürüst yazılmış bir günceydi. Yani o dürüstlüğü fark etmeseydim herhalde böyle bir film yapmazdım. Yani beni heyecanlandıran şey, günce denen şeyle insan hafif kendini kahramanlaştırmaya eğilim duyar. Tam tersine kendisini bu kadar aşağılayabilen, alay edebilen bir günceyle ilk defa karşılaşıyordum. O yüzden yani bu tip film yapmak istemediğim halde bir şekilde etkisinden kurtulamadım ve buna başladım. Ondan sonra son olarak bir teşekkür daha etmek istiyorum. Aslında bunu söylemek istiyordum bir fırsat olduğunda. Nuray karakterini yaratmanızı sağlayan, ona hayat vermenize sebep olan, başına gelen onca kötü şeye rağmen çok güçlü duruşu, dik duruşuyla hayran olduğum bir kadın Günay Karakuş. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Günlerde Emin'le yollarımız çok kesişiyor. Geçenlerde onun tiyatrosuna gittik. Çok iyi oyun bu arada, muhakkak gidin. Çok iyi diyalog yazıyorsun. Tebrik ederim. Ondan sonra da birkaç gün sonra başka bir oyunda tesadüfen yan yana oturduk. Çok teşekkür ederim ödül için. Çok sağ olun. Sinema yazarları sağ olsunlar. Bu filmin biraz farklı oldu diğerlerinden tepkiler. Biraz ayrıştırıcı oldu galiba. Sevenler oldu, sevmeyenler oldu. Hiç sevmeyenler oldu. Nefret edenler de oldu. Aslında bekliyorduk böyle bir şey ama bu kadar beklemiyordum doğrusu. Ama sinema yazarlarının en azından sevenler kısmında çoğunluğunun yer almış olması beni mutlu etti. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Thank you.